Devam eden Zeytinburnu'nda, Beykoz'da ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sona eren düzensiz Afgan göçü meselesiyle devam ettik. Son dosya konumuz ve son haber konumuz Tunceli'de günlerdir devam eden yangın. Bugün Tunceli Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu bir beyanat verdi ve dedi ki kaymakam bizim yangına müdahale etmemize Sayın Kaymakam izin vermedi. Tunceli'de ne yaşanıyor? Belediye bugüne kadar ne yaptı? Ne oldu? Bütün bunları anlamak üzere Sayın Başkan tam da şu anda perdenin önü arkasında Son Kuşak'ta canlı yayında karşımızda konuğumuz Sayın Maçoğlu. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok geçmiş olsun. Ne oldu ve ne olmakta? Önce bunu bir anlayalım isterseniz, ardından İsmail Saymaz, Hakan Çelenk ve İpek Özbey ile sizi dinlemeye ve sorular sormaya devam edeceğiz. Evet, aslında 11 gün oldu bir bölgede bir yangın ve bu yangına dair aslında sosyal medyada Türkiye'nin birçok alanında, birçok yerinde insanlar bizimle diyalog içerisinde. Ancak şöyle bir durum söz konusu. O bölgede güvenlik nedeniyle insanların girilmesi yasaklandı. Bundan kaynaklı da yangına bir türlü müdahale edilemedi. Bundan 4 gün önce bizler de sosyal medya üzerinde bir tweetle bu bölgedeki yangına dair bir bu tweet üzerinde nasıl bir kamuoyu yaratabiliriz, orada nasıl destek verebiliriz, orada çünkü orman müdürlüğüne bağlı çalışanlar var. Onlarla birlikte yangına müdahale edebilir miyiz diye bir tweet atarak aslında bu işe dahil olmak istedik. Ama 2 gün önce de yangının köye doğru, Buzutepe denilen bölgeye doğru geldiğini, hatta Buzutepe'nin bir mezrasına doğru çok yaklaştığını haberini aldık. Dün de ben de iki arkadaşımla beraber köylerde görüşmek, köylerin gene bu yangınla yakın olan köylerle ilişkilenip durumun ne olduğunu öğrenmek adına o bölgeye gitmek istedim. Dün gittiğimiz bölgede Bilgeç Karakol'un bölgesinde bizim o sivillerin oraya girilmemesi gerektiğini, sivillere dair oraya girmesi yasaklandığına dair bir engelleme söz konusu oldu. Bölgedeki karakol komutanı, bir de ilçe jandarma komutanıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında valilik talimatının olduğunu, o bölgeye sivillerin girilmeyeceğini, özellikle de bu güvenlik meselelerinden kaynaklı yasak olduğunu söyledi. Ben de belediye başkanı olduğumu söyledim. Sonra vali bey ile görüştüm. Vali bey ile görüşme sonrasında köye girilebileceğini, ancak yangın bölgesine giremeyeceğini, gidilemeyeceğine dair bana bildirdi. Ben de vali beye şöyle bir şeyi söyledim. Dedim ki zaten ben iki kişiyle bir yangın bölgesine gitme ihtimali normal dedim. Sadece köylerde birkaç gündür durmadan beni aradıklarını, bu bölgede yangının çok yayıldığına dair söylemleri olduğunu, ben sadece köylerle görüşmek, onlara misafir olmak, o bölgedeki sorunları öğrenmek adına oraya gidiyorum dedim. Vali bey izin verdi. Sonra vali bey izin vermesine rağmen bir saate yakın, yani gerçekten 45 dakika 50 dakika bir süre geçti. Sonra bölgedeki binbaşı kaymakam beyin geleceğini, kaymakam beyin geldikten sonra ancak izin verebileceğini söylediler. Bekledik kaymakam beyin gelmesini, biz de önemli düşündük. Çünkü en azından konuşabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz, bölgeye niye gittiğimizi anlatmak adına görüş bildirdik. Kaymakam beye geldi. Aslında kaymakam beyi bir resmi araçla değil, özel bir araçla geldi. Sonra sinirli bir şekilde seslenerek, başkan diye seslenerek bize doğru gelmeye başladı. Kim olduğunu sordum. Kaymakam olduğunu söyleyince tamam, hoş geldiniz kaymakam bey diye. Ben de kaymakam beye doğru bir hamle ettim. Yan yana gelmeye başladığımızda şu tarz vardı. Siz nereye gidiyorsunuz? Siz niye bizim işlerimiz, bizi iş yapmamızı engelliyorsunuz? Gibi bir sözle başladı. Ben sizi ilk olarak görüyorum dedim. Ben sizle ilk olarak görüşüyorum. Sizin işinizi engelleme gibi bir çabam yok. Tersine vali bey ile görüşmem söz konusu. Vali bey ile görüşmem sonra köye gideceğimi, köylerde sorunların ne olduğunu, yangının ne durumda olduğunu, bölgeye ne kadar yaklaştığını öğrenmeye çalışıyorum dedim. O bölgeye gidemezsiniz, orada fotoğraf çekemezsiniz,
dedi. Belli ki kaygıları şu, başkan oraya giderse, fotoğraflar çekerse acaba teşhir mi olunacak diye. Zaten benim bunu yapmama gerek yok. Bugün siz de görüyorsunuz. İnanın ki bugün de gittiğinizde o bölgede karşıda baktığınızda zaten gökyüzüne doğru çıkan dumanı göreceksiniz. Yani herkes görüyor bunu zaten. Benim bunu fotoğraflarımı çekmeme gerek yok. Herkes çekip gönderiyor sosyal medyada. Sonra ben Kenan Bey'e o bölgeye gitmeme engelleme hakkınızın olmadığını söyledim. Bana şu lafları söyledi. Yani şöyle bir şey. Bir ilçenin kaymakamı, bir temsiliyet, tehdit vari, üsluptan dikkat etmeden söylediği sözler çok önemliydi. Şöyle diyor bana. Diyor ki sana sıkıntı olurum diyor. O bölgeye gidersen diyor kaymakamlığımı bırakırım yine sana sıkıntı olurum diyor ve parmak sağlıyor bana. Tabi o arada aynı hırçın aynı gerçekten de ses tonu yüksek birinin müdahale ediyor. O bölgede telefon çekmiyor. Yanımda danışmanım ve şoför arkadaşım var. Onların telefonlarını elinde almaya çalışıyor. Ben de ne oluyor diye müdahale ettiğimde geri çekmeye başladı. Çekemezsiniz, telefona ses alamazsınız dedi. Ben telefonu da çekmiyor dedi. Bunu bilmeniz lazım dedim. Artık çeksek diye ne diye bu kadar arkadaşlarımızın telefonlarını almaya çalışıyorsunuz dedim de bana bağırıyor. Sonra duydum ki oradan koruyucu. Yani mesela bundan önceki bölgelere gittiğimizde o zaman gerçekten mesela kaymakam ile bir diyalog içerisinde olduğumuzda yani bir üslup oluyor, bir tarz oluyor, bir yani yöntem açısından gerçekten diyalog kurulabiliyordu. Dünkü durum çok ilginçti. Neydi bu kadar sinirli durumun ne olduğunu bilmiyordum. Ben de tabii dün o durumu teşhir etmek istemedim. Sadece gerçekten de tekrar bugün basınla haber verelim. Bugün tekrar gidip böyle bir yangının olup olmadığını herkesin gözüyle görmesini isterim. Sonra şöyle bir şey demiyor çünkü. Diyorlar ki bunlar algı yaratmaya çalışıyor. Bizim derdimiz o değil. Bizim orada yangının neden çıktığını, niye çıktığına bakmıyoruz. Biz orada bir yangın var. Ben de bu şehrin belediye başkanıyım. Yani oradaki yangın köylere zarar vermese bile o doğaya zarar veriyor. Orada canlılara yaşam alanına yok ediyor. Orada buna müdahale edebilmem, onunla ilgili haber alma gibi bir hakkımın olduğunu bilme adına bugün yereldeki bütün basını çağırdım. Oraya gittik. Geç şu andaki gösterdiğimiz onlar da hepsi canlı bir şekilde tüm dünyada, tüm ülkede gerçekten de gösterildi. Ama öyle bir durum ki gerçekten ben gece boyunca uyuyamadım. Yani neydi bu kadar sinir, neydi bu kadar hırçınlık, neydi bu kadar istenemezlik durumu, neydi bilmiyorum. Bu anlamıyla da gerçekten dün yaşadıklarım hala şöyle düşünüyorum. Yani bizler kamuda çalışan ve yönetici olan insanlarız. Tarzımızı, üslubumuzu, birbirimize karşı ilişkilerimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu da algılamış da değilim, gerçekten algılamış değilim. Peki Sayın Maçoğlu, yani dün bu problemleri yaşadıktan sonra siz bir sosyal medyada bir video yayınladınız, birkaç seri. O videodan sonra kaymakam yani devlet